Ankara Keçiören'de silahlı kavgada iki kişinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşılıyor. Olay yerine gidelim. Haber muhabiri Rüya Akkuş bize bilgileri aktaracak. Rüya. Hikmet, olayın yaşandığı yerdeyiz bizler de. Burası Keçiören ilçesinde Yayla Mahallesi. Hemen arkamızda görmüş olduğunuz binadaysa işte o olay yaşandı. Neler olduğunu sizlere aktaralım. Öncelikli olarak edindiğimiz bilgiye göre basit bir asansör kavgası olarak başlıyor her şey. Saatler 11.40'ı gösterdiğinde daha önce asansörde bir sıkıntı olması sebebiyle asansör tamircileri apartmana çağrılıyor. Bu esnada işlem sırasında ciddi anlamda ses çıktığı şikayetiyle katil olduğu ifade edilen yine komşu Hüseyin Alkan bu noktada tartışma yaşıyor apartman yöneticisi Sema Taşkıran'la. Ancak olay elbette ki gittikçe büyüyor ve akabinde ise Seyda Şahan, Uğur Şahan ve Mehmet Ali Şahan da yine aynı şekilde apartmanda yaşayan diğer komşular da olaya dahil oluyorlar ve büyüyen bu kavga esnasında Hüseyin Alkan evin içine tekrardan giriyor. Bu kez pombalı tüfeğini alıyor ve ateşlemeye başlıyor. Önce şunu söyleyelim, elbette ki ateşleme esnasında ilk hedefte vurulan kişi Uğur Şahan oluyor, baba oluyor yani. Akabinde ise 15 yaşındaki oğlu Mehmet Ali Şahan da yine aynı şekilde kavgayı ayırmak için müdahale ettiği esnada Hüseyin Alkan tarafından vuruluyor. Sonrasında ise neler yaşanıyor? Seyda Şahan'la Sema Taşkıran yaralı bir halde apartmandan kaçmayı başarıyorlar. Ama köşe başına doğru ilerleyebiliyorlar ancak arkalarından Hüseyin Alkan koşarak ilerliyor. Ve bir kez daha ateş açarak Sema Taşkıran'la Seyda Şahan'a yönelik silahını, pompalı tüfeğini ateşliyor. Ve iki kadın da yaralı halde daha sonra emniyet güçleri ekipler geldiğinde yerde yaralı olarak bulunuyorlar. Ve onlar hemen hastaneye kaldırılıyorlar. Ancak ekipler gelip de apartmanın içerisine girdiklerinde ise maalesef 15 yaşındaki Mehmet Ali Şahan'la baba Uğur Şahan'ın cenazesiyle, cansız bedenleriyle karşılaşıyorlar. Yine sosyal medyaya düşen görüntülerden bir tanesi çevre komşulardan cep telefona çekilmiş bir görüntü var ki bizler de bu görüntüde gördüğümüz üzere Hüseyin Alkan elinde pompalı tüfeğiyle birlikte apartmandan dışarı çıkıyor ve yaralı halde kaçabilen koşan kadınların peşinden silahını ateşlemeyi sürdürüyor. Burada yine komşularla bir konuşma imkanı elde ettik. Biz olayın nasıl gerçekleştiğini sorduk. Öncelikli olarak bazı komşular daha önce Şahan ailesiyle Hüseyin Alkan arasında bir husumet olduğunu ifade ettiler. Kimi zaman halı silme veya başka apartmandaki gürültüye yönelik olarak da zaman zaman komşuların sıkıntı yaşadığını ifade ettiler. Ama bazı komşular da Hüseyin Alkan için özellikle, katil Hüseyin Alkan için özellikle herhangi bir sıkıntı çıkartabilecek biri olmadığını ve apartman içerisinde farklı komşularla da sıkıntısı olmadığını söylediler. Dolayısıyla olay çok yeni olduğu için doğru ve net bir bilgiye ulaşmak da şu aşamada çok mümkün gibi gözükmüyor. Özellikle yine burada konuştuğumuz komşular, daha doğrusu kadınları yolda yaralı bulan komşular, kadınların birkaç yerinden vurulduğuna özellikle dikkatleri çektiler. Elbette onlar Sevda ya da Sema olup olmadıklarını bilmiyorlar ama bir kadın yine aynı şekilde birkaç farklı noktasından tamamıyla öldürme odaklı olarak ateşlendiği ve vurulduğunu bilgisini bizlerle paylaştılar. Saatler 11.40'ı gösterdiğinde bu olay meydana geldi demiştik. An itibariyle çevrede hala komşuların ve hayatını kaybedenlerin özellikle yakınların olduğunu görebiliyoruz. Bilhassa örneğin 15 yaşındaki Mehmet Ali Şahan'ın arkadaşları hep buradalar ve onlar zaman zaman gözyaşlarına tutamıyorlar. Arkadaşları için ağlıyorlar ki 15 yaşındaki bir çocuğun böylesi bir olayda hayatını kaybetmiş olması oldukça trajedik elbette. Yine aynı şekilde birçok komşuları da daha önceden Sevda Hanım'la görüştüğünü ve örneğin bugün buraya misafirliğe gelmek üzere olabilecek bazı kişilerin olduğunu ama buraya geldiklerinde yaşanan olayla karşılaştıklarını ifade ediyorlar. Dolayısıyla herkes için şok etkisi hala devam ediyor diyebiliriz. Katil yakalandı, gözaltına alındı. Sevda Şahan'la Sema Taşkıran'ın hastanelik tedavisi devam ediyor. Hayat tehlikesi olup olmadıklarına dair henüz bir bilgi alabilmiş değiliz ama maalesef bu olayda baba oğlu da hayatını kaybetti.